Şimdi kutu açılışına geçiş yapabiliriz. Hemen şöyle yanlardan sökmeye başlayalım. Ürün böyle bir kartonda geliyor. Şimdi baktığımız zaman şurada ürünün markası yazıyor, Vigo Wood diye. Burada da okuma standı denilmiş. İngilizce olarak da book stand diye geçiyor. Şimdi hemen arka tarafına da bir geçiş yapalım. Şöyle baktığımız zaman özelliklerinden bahsediyor. Eğimi ayarlanabilir yapısıyla maksimum konfor sağlar diyor. Daha iyi bir omurga sağlığı için dik durmanızı sağlar. Zaten benim de alma sebebim buydu. Kitap okurken dik durmadığım için boyun ve bel ağrısı çekebiliyorum. Umarım bu ürünle bunları minimuma indirgeyeceğim. Bunun dışında baktığımız zaman 3 kademeli eğim ayarı ile konumunuza uyum sağlar demiş. Dayanıklı 8 mm MDF malzemeden üretilmiştir diyor. Montaj gerektirmez. Bu da güzel. Montajla uğraşmayacağız ve el yapımıdır diyor. Boyutları da burada yer alıyor. Şöyle yaklaştırayım. Ağırlığı da yaklaşık 830 gram denilmiş. Birazcık ağır gibi. Bakalım kullandıkça anlayacağız. Şimdi hemen bu kutuyu da açarak devam edelim. Böyle bir kitapçık karşıladı bizi. Bunu hemen yan tarafa koyalım. Evet, bu arada sizin için hediyemiz denilmiş bir tane bardak altlığı var. Oldukça şık gözüküyor. Şöyle göstereyim. Bu hediye için gerçekten teşekkür ederim satıcıya. Bunu da kullanacağım. Şimdi kartonları bir çekelim ve ürünün kendisine yakından bakalım. Şimdi ürünü size hemen hızlıca göstermek istiyorum. Şöyle şu tarafı bu şekilde ayarlanabiliyor. Onun dışında bakalım. Şurada bir kısım var ama oradan bir şey yapabiliyor muyuz? Evet, oraya bastırınca şöyle arası açıldı. Şimdi 3 kademeli ayar kısmı var denilmişti. 1, 2, 3 diye görüyorum ben de bunu zaten. Şöyle yapalım. Şimdi zaten şu kısma şöyle kitabı tutturacağız. O yüzden şunu da şöyle ayarlamamız gerekiyor. Bakalım hemen. Mesela birinci kademeye koyduğum zaman şöyle bir görünüme kavuştu. Ben şu an kaçıncı kademede okurum bilmiyorum ama şöyle bir deneyelim. Şu da ikinci kademe. Üçüncü kademeye de şöyle yapmam lazım. Evet, burada bayağı yatay oldu. İşte artık hangisi sizin için uygunsa o şekilde kullanabilirsiniz. Ben kameraya yansıması için şimdi bir kamera açısını değiştireceğim ve öyle devam edelim çekime. Şimdi kamera açısını birazcık daha değiştirdim. Şöyle benim gibi düz bir açıdan görün diye. Tekrar şöyle yapayım isterseniz. Şimdi yan taraftan da göstereyim. İlk önce birinci kademeye alıyorum. Birinci kademeye aldığım zaman bu şekilde gözüküyor. Şu arka tarafta zaten ikinci ve üçüncü kademeyi görüyorsunuz. Hemen şöyle ikinci kademeyi alalım. Şimdi böyle oldu. Üçte çok. Yani bu açı sizi yanıltabilir. O yüzden şöyle yapayım ben. İkinci kademede göstermeye çalışacağım. Şimdi şu kısımlar ne işe yarıyor? Bunlar biliyorsunuz kitapları tutmaya yarayacak. Daha doğrusu kitaptaki sayfaları tutmaya yarayacak. Şimdi şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. Şöyle elimde farklı boyutlarda kitaplar var. Onları da size şöyle göstereyim isterseniz bir dakika. Farklı boyutlarda kitaplar var şu an elimde. Hem uzunluk olarak birbirlerinden farklılar hem de sayfa sayısı olarak yani kalınlık olarak birbirlerinden farklılar. Bunlarda nasıl bir deneyim sağlıyor? Şimdi tek tek bakacağız. Şimdi hemen ilk kitabımıza başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi epey ince bir kitap. Şimdi mesela ben bu kitabı okumaya başladım. Şöyle hemen bir tutturalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, şu an kitabı okuyorum. Sonra diğer sayfaya geçeceğim. İşte burada sizi birazcık yavaşlatacak ama şöyle yapmak gerekiyor. Bunu çıkardım hemen. Bunu da şuraya taktım. Bu arada şunu fark ettim. Birazcık daha sağa kaydırsam sanki daha iyi olacak. Evet, şu an okumaya devam ediyorum. Hemen şöyle bir sonraki sayfaya geçiş yapalım. Bunu çıkardım, buraya taktım. Evet, birazcık zahmetli ama sağlığınız için
Belki bu zahmete katlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü ben bunun karşısına oturduğum anda rahat bir şekilde okuyabiliyorum şu an. Biraz daha çekeyim şöyle daha rahat görmeniz için. Yine gidiyorum. Varsayalım ki sonlara yaklaşmıştım kitabın. Evet, güzel bir şekilde tutuyor gördüğünüz gibi. Şöyle kenara koyarsam sayfayı kapatmayacak şekilde rahat rahat okuyabilirim. Şimdi ince bir kitapta böyle güzel bir deneyim sunuyor. Peki, biraz daha farklı bir kitaba geçelim. Bunu kenara koyuyorum. Şöyle bir kıyaslama yapalım hemen. Biraz daha küçük bir kitap boyut olarak, yani uzunluk olarak baktığımızda. Şöyle göstereyim size. Şimdi bu kitapta nasıl bir deneyim sunacak? Hemen şöyle varsayalım ki okumaya başlayacağım. Kitabı ilk kez koyuyoruz hemen. Şöyle ayarladım. Evet, bu da gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Şöyle yaptım. Bir sonraki sayfaya geçeceğim. İşte buradaki bir yavaşlık süreci var. Çok hızlı okuyup çok hızlı sayfa çeviren birisiyseniz ya da hızlı okuma alışkanlıkları yapıyorsanız bu maalesef sizi birazcık yavaşlatacak gözüküyor. Onun dışında hemen şöyle mesela sonraki sayfalara geçelim diyelim. Evet, bu şekilde okuma yapabileceğiz. Şimdi hemen bir sonraki kitaba da geçiş yapalım. Bir sonraki kitapta şöyle, onu da şöyle göstereyim size. Bu biraz daha ideal bir boyutta bir kitap gibi gözüküyor bu stand için. Şöyle hem sayfa kenarlarını koyup kapanmamasını sağlayacağız. Şöyle geldim, okuyorum. Bir sonraki sayfaya geçerken hemen şuradan şöyle yaptım. Evet, şu an okumaya devam ediyorum. Şöyle yaptım tekrar. Bakın burada birazcık daha kenarlara tutturdum. Sayfaların ortalarında biraz daha rahat olabilirsiniz sayfa çevirirken. Hatta şöyle de yapabilirim. Sürekli soldakini ilerletmeme gerek yok. Tabi sayfanın ortalarındayken bu böyle ama mesela sonlara geldiğim zaman nasıl olacak? Aslında şu an yine fena olmadı. Yani sürekli belki onu işte tutturmak zorunda kalmayabilirsiniz. Sadece sağ taraftaki böyle tutsun da diyebilirsiniz. Bu kullanım alışkanlığı zamanla oturacaktır. Şöyle, evet. Şimdi bir başka kitaba geçiş yapalım. Şu kitabı da hemen kıyaslayayım sizin için. Şöyle aralarında kalınlık farkı var. Uzunluk olarak da şöyle bir fark var. Hemen bunu da koyalım. Silmarillion'u koyduk. Şöyle. Kitaba da bu arada çok zarar vermek istemiyorum. O yüzden dikkatli yapmaya çalışacağım. Şöyle ikisini de aşağı indirdim. Yani kitabın başlarındayken biraz daha zahmetli olacak sanki. Bunu buraya koydum ama bakalım şu kalınlık birazcık engel oluyor. Sağdakini şu an gördüğünüz gibi çekemiyorum. O zaman ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. Soldakini koydum. Sağdaki zaten kendini tutuyor. Çeviriyorum böyle. Sadece böyle ilerliyorum. Sonra sayfalarda biraz daha ilerledik diyelim. Hala sadece soldaki ile idare edebiliyorum. Rahat bir şekilde görebiliyorum da şu an okuyabiliyorum. Kitabın biraz daha ortalarına geldik diyelim. Şimdi burada ne yapmak lazım? İkisi de engellenecek gibi gözüküyor. Bu arada kitap ayracı varmış, o da engelledi. Şöyle yapalım. Şu da şöyle tutsun hatta. Bakın şu an sayfa geçişlerini rahat rahat yapabiliyorum. Tek tarafı tutturmam yeterli gibi. Silmarillion'u da bu şekilde okuyabilirim gibi gözüküyor. Peki sonlara gelsek nasıl olur? Şimdi sonlara geldim. Bu sefer sol taraf kendisini tutsun diyeceğim. Sağ tarafı da şöyle yapacağım. Sol taraf biraz öne gelmeye çalışıyor. Şöyle yapalım hemen. Şimdi kitaba da zarar vermek istemediğim için sola çok dokunmayacağım. Sadece sağdakini sıkıştırmaya çalışacağım. Evet, sağdan bir sayfa daha ilerlersem eğer bu şekilde alabiliyorum. Şöyle yapayım hemen. Burayı da okudum. Sonra böyle geçiyorum.
Evet, birazcık zahmetli ama dediğim gibi yani sağlık için katlanılabilir diye düşünüyorum. Bunu da göstermiş oldum. Bir sonraki kitaba geçelim. Bir sonraki kitapta şöyle hemen karşılaştıralım. Kalın sayılabilecek bir kitap ve boyut olarak şöyle uzunluk olarak daha uzun diğer kitaba göre. Hemen bunu da şöyle yapalım. Şunu da yaklaştırayım. Şöyle kitabımıza bir başlayalım. Şimdi okumaya devam edeceğim. Şöyle alabiliyorum. Evet, yine şöyle bir şey deneyelim. Sağdaki zaten kendini tutuyor. O yüzden sadece soldakini ilerleterek kitapta okuma yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabilirim. Buraya kadar geldikten sonra varsayalım ki şöyle yapmıştım. Şöyle dediğim gibi okuyabiliyorduk. Hemen hızlı hızlı kitabın sonlarına gitmeye çalışıyorum. Sonlara geldiğim zaman incelen tarafa tabii tutucuyu koymak lazım. Kalın taraf kendini şöyle tutabiliyor. Bu da bu şekildeydi. Kitabın sonlarına geldik ve bu şekilde okuyabiliyorum. Şimdi şöyle yapalım. Bu kitabı da geçtim ve muhtemelen bizi en çok zorlayacak kitaba geldik. Kanalımda zaten vardı. Yüzüklerin Efendisi tek cilt özel basım. Şöyle göstereyim size. Acayip bir kalınlık farkı var zaten. Bakalım Yüzüklerin Efendisi'ni ben bu şekilde okuyabilecek miyim? Şimdi bunu koyduk. Aradaki harita, bunu çıkartalım, bir haritayı kenara koyalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle görebilmeniz için ilk sayfalardan başlayalım hemen. Şimdi bunu buraya koyunca, bu arada en rahat şöyle olur. Şunu çıkartalım. Başka türlü göstermem birazcık zor olacak gibi. Bunu buraya koyduk. Şöyle yapalım. Sağ taraf şu an kitabın başında kalın olduğu için oraya dokunmuyorum. Soldakini tutturuyorum. Şurayı da ben seviye 3'e alayım. Belki daha rahat görebilirsiniz. Evet, aynen. Seviye 3'te sanki daha rahat göreceksiniz şu an bu kitabı. Dediğim gibi sağdaki bu sayfa tutucu maalesef şu an kalınlıktan gelmiyor yukarı. O yüzden ince olan tarafı tutturdum. Sağdakini de çevirerek böyle okuyacağım artık. Bunu çevirdim. Burayı okudukça böyle geçeceğim. Ve benim beklediğimden iyi bir performans sunuyor şu an. Yani Yüzüklerin Efendisi gibi kalın bir kitabı. Bu şekilde rahatça okuyabilirim. Ve duruşumu da dik olarak tutabilirim. Şöyle hemen bakalım. Başka ne yapabilirim? Kitabın ortalarına gelmiştim diyelim. Bakın bu şekilde tutabiliyorum. Birazdan en ortaya geldiğimde ne olacak onu merak ediyorum tabii. Şöyle çok ortalara geldim şu an. İki tarafta, yani solda sağda kalın bir durumda. Şu an şu sayfa birazcık kendini öne atacak gibi. Şöyle yaparsam kurtarıyor. Peki. Şöyle biraz daha ilerledim. Hala bir miktar daha tutmasını sağlayabiliyorum. Şöyle yaptık diyelim. Artık soldaki olmadı. Sağdaki de kitaba denk geliyor. Şu an standın kendisine bıraktım. Sayfa tutucuyu artık tutamıyorum. Bundan sonrası birazcık sıkıntılı olacak gibi. Şöyle burayı oynatamıyorum maalesef. Burada birazcık payım var ama işte soldaki biraz kendini öne atıyor. Burada işin rengi birazcık değişiyor. Yani böyle bu kadar kalın bir kitap okuyorsak birazcık bazı sayfalarda sıkıntı yaşayacağız gibi duruyor. En azından şu an tek taraflı bir sıkıntı yaşıyorum. Sağa tutturdum. Soldaki de artık gelirse arada şöyle bir dokunmam gerekecek gibi. Ama yine beklediğimden iyi yani. Hani kullanılabilir bence bu şekilde. Ya da şöyle yapayım. Sol şimdi baskın olduğu için solu buraya dayadım. Sağdakini ise şöyle tutturdum. Yine bir şekilde okuyabiliyorum yani. Çok da yorucu olmayacak gibi. Evet, bu şekilde kullanabiliriz gözüküyor. Böylece elindeki farklı kitaplarla bu standı denemiş oldum. Ben performansından memnun kaldım diyebilirim şu an. Gerçekten iyi bir iş çıkarılmış. Bu arada
Rengini de çok sevdim. Şu malzeme kalitesi falan bayağı güzel. Beklediğimden iyi bir ürün çıktı diyebilirim. Yine sol üst tarafa baktığımız zaman Wiggo Wood markasını burada da görüyoruz. Standla işimiz bittiği zaman ne yapacağız? Artık şurayı bir yukarı kaldıralım. Şunu da şöyle yapıp içeri. Evet, bu da güzel düşünülmüş bakın. Hemen buraya oturuyor. Böyle bir şekil verilmiş. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Tamamen işim bittiği zaman en son burayı da kaldırıyorum. Ve artık gördüğünüz gibi taşınabilir bir hale geliyor. Bunu istediğim yere taşıyabilirim. Böylece standa yakından bakmış olduk birlikte. Umarım hoşunuza gitmiştir. Good news is coming.